Otomobil dünyamdan merhabalar. Bugünkü test konumuz Passat Variant Station Wagon Ligi'nde D segmentinde model mücadele ediyor Volkswagen cephesinde. Baktığımız zaman özellikle tasarımsal özellikleriyle çok da iddialı, çok da cesur hatlara sahip olmadığını görüyoruz. Bilindik, oturaklı ve de olgun bir tasarım kimliği var Passat Variant'a. Aynen sedan kardeşinde olduğu gibi tasarımsal olarak model bu şekilde. Boyutsal anlamda bu otomobildeki en büyük farklardan birisi sedan versiyonuna göre Variant'ın yaklaşık olarak 30 mm daha yüksek olması ve de model çok ufak farklarla sedan versiyonuna göre biraz daha uzun. İşte bu boyutların daha fazla olması özellikle bagaj hacmi bakımından Variant'a daha büyük bir avantaj sağlamış. Şöyle ki bu otomobilin 603 litrelik bagaj hacmi sedan versiyonuna göre yaklaşık olarak 40 litre daha fazla. Test konumuzda bulunan 2 litrelik dizel ünite 140 beygir güce ve 320 Nm tork değerine sahip. Bu verilerle Variant'a, Passat Variant'a bu motor 10 saniyelik 0-100 değeri vermiş ki bu veri hiç de fena sayılmaz. Şimdi baktığımız zaman sürüşte benim en çok merak ettiğim noktaların başında şu geliyordu: bu otomobille ilgili sedana göre nasıl bir fark vardı? Yani fazladan olan yükseklik ve de fazladan olan ağırlıkla birlikte sedandan sürüş anlamında çok büyük bir fark var mıydı? Bu benim bu otomobilde en fazla merak ettiğim noktaların başına geliyor. Şimdi yükseklik olarak bu otomobil sedan versiyonuna göre bir kere 30 mm daha yüksek. Onu biliyoruz ve de 40 kg kadar daha ağır ve de çok çok ufak farkla biraz daha uzun bu otomobil. Yani biraz daha fazla olan boyutlar, biraz daha fazla olan ağırlıkla beraber burada sedan versiyona göre sürüş anlamında çok büyük bir fark var mı? Bence kesinlikle hayır. Sürüş karakteristiği sedana da çok benziyor. Sedan'da ben 1.6 dizeli kullandım, işte 1.4 TSI kullandım. Bir de bu otomobilin de çok çok yakın bir hani sürüş karakterisinin olduğunu söyleyebilirim. Sadece çok çok limitleri, çok üst limitleri çıktığımız zaman biraz daha hani bu otomobilde kaymanın erken geldiği görülebiliyor. Zaten birçok Volkswagen modelinde olduğu gibi burada da kapatılamayan ESP çok siz limitleri yukarıya taşıdığınızda, yaramazlığa başladığınız an size anında müdahalelerle geri dönüyor. 2 litrelik dizel özellikle 1.6 dizelden sonra daha fazla olan hani performanslı yapısıyla göz dolduruyor. Gerçekten bu anlamda çok başarılı. Hani ben illa dizel istiyorum ama 1.6 dizel de bana güçsüz geliyor diyenler için mantıklı bir seçenek baktığımız zaman. Burada bu otomobile 140 beygir güç ve özellikle 320 Nm torkun da yardımıyla 10 saniyelik bir 0-100 değeri sağlanmış ki hani bu veriler sürüşte de hissediliyor. 6 ileri oranlı DSG'ye rağmen gerçekten modelin performansı etkileyici. Ama bu performans 1.6 dizel'e göre etkileyici. Eğer daha fazla performans istiyorsanız kesinlikle TSI, 1.4'lük TSI çok daha mantıklı. DSG her zamanki gibi geçiş hızıyla özellikle çok başarılı ve çok keyifli. Sürüşe manuel kullanımda da işte kulaklıkların olması sürüşe çok büyük keyif katıyor burada. Hani 2 litrelik dizel ünitenin 1.6 dizel'e göre daha fazla performans anlamında elin güçlü olduğunu söyledik. Ekonomi bakımından işler ne düzeyde? 1.6 dizelin kesinlikle daha üstünde. Burada bizim karmatest tüketimimiz bu motor ile ve bu şanzıman kombinasyonuyla 7.2 litre. Peki 2 litrelik dizel ünite sadece performans beklentisini karşılamak için satın almalı ne kadar mantıklı? Bence kesinlikle TSI'nin karşısında çok da mantıklı değil. Çünkü aynı donanım ve de aynı şanzıman versiyonları kıyasladığımızda arada 36 bin liralık bir fiyat etiketi farkı olduğunu görüyoruz. Passat ve rakibi otomobillerde yalıtım ve süspansiyon ayarlamaları bence çok ama çok önemlidir. Sürüş performansına az önce baktık, limitlerde bence gayet yerinde ve iyi bir iş çıkartabiliyor ki süspansiyonlar serti dönük konumlandırılmış ki yalıtım da bu otomobilde rakiplerle kıyasladığımızda gayet iyi bir seviyede. Ama hani böyle süspansiyonların serti dönük olması konfordan bu otomobilin çok fazla taviz verdiği anlamına gelmesin. Şöyle ki otomobil işte çukurları ve benzeri geçişleri çok güzel bir şekilde sönümleyebiliyor bu otomobilin süspansiyonları.
Passat'ın direksiyonuna geçtiğimizde sürüş postunda erişimde birazcık direksiyonun sunduğu opsiyonları, hani o ince ayarı yakalamak bu otomobilde çok kolay olmuyor. Biraz fazla uğraşmanız gerekiyor. Ve ayrıca şöyle bir detay var. Uzun yolculuklara çıktığınız zaman otomobilde, mesela test aracımızda baldır desteği sunulmuyor. Baldır desteğinin eksikliğini çok fazla hissediyorsunuz. Baldır desteğini de mutlaka bence bu otomobilde opsiyon olarak almakta fayda var. Passat varyantı test aracımızdaki gibi açık yaşam halinde alırsanız içeride ferah bir atmosfer hakim oluyor. Burada güzel bir kontrast yakalanmış bence. Ahşap da hani bu kontrasta uymuş. Krom kaplama var. İşte gördüğünüz gibi açık renk, krem renginde bir döşeme. Aynı şekilde koltuklarda da aynı renk var. Tavanda da aynı renk var. Ergonomi olarak çok fazla bir sorun yer almıyor. Hani dokunmatik ekranın kullanımı belki biraz daha kolay olabilirdi. Özellikle algısı bazen olmayabiliyor, algılayamayabiliyor bazen. Şurada otomobilin premium algısının olmasından dolayı ben bir joystick aramadım değil, özellikle şu kısımda hani. Bunlara ek olarak test aracımızda anahtarsız giriş var. Bununla girdiğiniz zaman şuradan motoru açıp kapatabiliyorsunuz. Bu şekilde anahtarın cebinizde olması yeterli oluyor. Ayrıca otoholt fonksiyonu var. Onu da hemen şöyle gösterelim. Şu an mesela aktif. Ben freni bıraktım ama otomobil kesinlikle kaymıyor. Tekrar duralım mesela. Durduk. Sistem aktif olmasından olduğundan dolayı şöyle bir durum söz konusu burada. Mesela eğim olmasa dahi, düz bir zemin olsa dahi siz gaza basana kadar otomobil sizin yerinize fren yapıyor. Bu da işte kırmızı ışık ya da trafiğin olduğu yerlerde sürüşte size çok fazla bir konfor sağlıyor. Buradan start stop'u devre dışı bırakabiliyoruz ya da park sensörünü devre dışı bırakabiliyoruz ya da çekiş kontrolü kapatabiliyoruz ve de elektronik park frenini devre dışı bırakabiliyoruz. Vitesin önünde kapaklı küçük bir göz var. Ufak kumanda gibi şeyleri koyabiliyorsunuz. Burada ikili bir bardaklık ve de telefonunuz için bir yer var. Ayrıca kolçanın içi de oldukça büyük Passat varyantı. Modelin önde ve arkada sunduğu hacim gayet başarılı. Baş ve diz mesafesi ile ilgili bir sorun yer almıyor burada. Kullanılan malzeme kalitesi sınıf standartlarını karşılayacak düzeyde. Hani Volkswagen grubunda bu pakete, yani 2 litrelik dizele ve 6 litrelik DSG otomatik şanzımanı sahip olan bir otomobile baktığımızda direkt olarak aklıma mesela Tiguan geliyor. Şimdi Tiguan'da şöyle bir durum var. Tiguan işte daha yüksek olan yapısı, biraz daha yüksek olan tavırından dolayı size daha ferah, daha aydınlık diyebileceğimiz bir sürüş karakteristiği sunabiliyor. Burada Tiguan'a göre sizi biraz daha dinamik, birazcık daha sürüşe dahil eden bir paket bekliyor. Passat varyantı hacimsel anlamda Tiguan'dan çok da farklı değil aslında baktığımız zaman. İşte içeride yolculara sunduğu yaşam alanı, diz mesafeleri zaten birebir neredeyse aynı. Baş mesafesi bakımından Tiguan bu otomobile göre daha avantajlı. Bagaj hacimleri de çok yakın. Ama burada bir Tiguan'a göre sizi limitlerde daha başarılı bir sürüş, daha başarılı bir paket bekliyor. Yani testimizin sonunda şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Passat varyantı sedan kadar dinamik bir sürüşe sahip. Evet, sizlere Passat varyantı testinden seslendim. Başka bir testte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.